2023 YKS Dil YDT sınavını inceliyoruz. Özellikle burada gramer konu dağılımına bakacağız. Bakalım hangi gramer konularından kaç tane çıkmış. İlk 5 soru vocabulary. Yine de vocabulary'ye de bir bakalım. Burada dikkat edin. Burada ne yapmış? Bilimsel bir bilgiden bahsetmiş ve ırkların yok olmasından bahsetmiş. Doğru cevabımız extinction, yok olma. Sonra ikinci soruda the influence of ancient Greek civilization etkisi. Mimari etkisi Romalılara geçti. Romalılardan geçen hala görülebiliyor. Evet, tarihi sosyal bir alanda visible, hala görülebiliyor dedik. While toys today are, şimdi oyuncaklara geçti. Çocuklar eğitim tarihi olarak şey yapılsa bile ilişkilendirilirken, ilişkilendirilmesine rağmen diyebiliriz. Nasıl ilişkilendiriliyor? Ona bakacağız. Ayrı ilişkilendiriliyor. Ayrı arkaya, hafifçe. Keyfi olarak, arbitrarily, widely, geniş kapsamlı. Evet, burada geniş kapsamlı ilişkilendirilmekten bahsediyor. Yaygın, geniş kapsamlı ilişkilendirmek. Cognitive and behavioral changes, evet. Davranış biliminde ilgili. Niye bu konuları söylüyorum? Çünkü bu konular üzerinde okuma yapmak bizim işimize gelir. Bizi bu o alandaki kelimelerimizi geliştirir. Stroke, evet, inme inmeden sonraki değişiklikler, davranışsal ve bilgisayar değişiklikler yaygındır. Fakat onların etkisi gizli olduğu için, subtle gizli demek, gizli olduğu için göremeyiz. Yani gözden kaçar gibi bir ifade kullanmamız lazım. Gözden kaçmak anlamına gelen burada overlooked var. Okay? Şimdi 5. soru. Ne diyoruz? It's important to have big goals. Evet, büyük hedeflere sahip olmak önemlidir. Bu hedefleri into small measurable pieces. Çok güzel. Şimdi bakın ne yaptık? Küçük, ölçülebilir parçalara ayırmak diyeceğiz. Parçalamak, küçük, gözlemlenebilir parçalara ayırmak dediğimiz breakdown. Breakdown into pieces. Okay. Şimdi, vocabulary cevapladığımıza göre ilerleyelim. Şöyle yapacağız. Yine bir liste yapacağız. Listede hangi gramer konuları var onlara bakacağız. Tamam, listemizi şuraya oluşturalım. Konumuz her zaman olduğu gibi tenses. Ama dikkat edelim, burada tenses plus pasif yapmamız lazım. Gördünüz mü? Bir tane pasif ve tensler. Tamam mı? Bakın edilgen yapı var. Bir tane, yani çalışırken, gramer konusu çalışırken tensleri bilmemiz lazım. Bu soruyu çözmek için bir de pasif konusunu bilmemiz lazım. Burada bakın iki tarafta da pasifler var. Okay. Şimdi bir sonraki sayfaya geçelim ve bir sonraki gramer konusu neymiş ona bakalım. İkinci gramer konusu ne bunlar? Modullar. Tamam, gördünüz mü? Bakın used to, had to, should, must, could. Dolayısıyla bir sonraki çalışacağımız konu gramer konusu ne? Modullar. Models. Burada bir tane de burada var. Tamam. 8'e gelelim. 8'de bakın kısaltmalar var. Yani bunlar ne? Reduction diye geçiyor. Bakayım. Are power songs. Okay. Okay. Mesela relative clause pasif kısaltması var ilk boşlukta. During healing rituals. Aktif. Birincisinde pasif, ikincisinde aktif kısaltma var. Okay. Süper. Şimdi burada dolayısıyla ne yapıyoruz? Relative clause. Reduction. Ama bakın. Reduction. Okay. Yani kısaltmalar. Gördük mü? Relative clause, reduction. Kısaltmalardan bir tane var. Okay. Geçti. Bir sonraki gramer konumuz. According to preposition. Bakın. Gördünüz mü? Largely, drinks, cereals, spreads, which equates eating three sugar tubes. Okay. Okay. Preposition 1. Preposition 2. 10. soruda preposition. 11. soruda preposition. Kaç etti? 3 tane prepositionımız var. İlerliyoruz. 12. sorumuz bağlaç. Evet, bağlaçlar geldi. Bağlaçlar çok. Yani 10 küsür tane bağlaç olacak ilişkili. Bakın 12. soru bağlaç. 15. soru bağlaç. 14. soru bağlaç. Okay, kaç etti? 3 tane bağlacımız var burada. 3 tane bağlacımız var. 13. soru ne? 13. soru ikili bağlaçlar olabilir ama yok. Burada daha çok adjective, adverbs. Okay. Adjective, adverbs konusu. Adjectives and adverbs diyelim. Quantifiers de olabilir aslında. Bu quantifiers olabilir. Bunu konular arasında giriyor. Adjective, adverbs ya da quantifiers diyebiliriz. Okay. Buradaki konular da bunlar. Ekledik. Devam edelim. Bir sonraki sayfamızda. Evet, hemen şuraya yapıştırayım ve konuları yazmaya devam edelim. Okay. Şimdi ne yaptık? 16. soru. Yine bir bağlaç. Ne yaptık? Burayı
4 yaptık bağlaçlar. 17. soru yine bir bağlaç. Bağlaç 5 oldu. 18. soru preposition. Prepositionlar da çok oluyor. Bakın o da 4 etti. 19. soru tense. Ama purely tense, yani pasif değil de. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Bir tane phrasal verb, vocabulary ne diyor? That's why people will have to diverse of fuel sources to produce energy in the future. Gelecekte enerji üretmek için çeşitli yakıt kaynaklarına kaynaklarını kullanıyor olmalılar. Kaynaklarına bağlı olmalılar falan gibi bir şey olması lazım. O da söyleyeyim, rely on. Buna dayanmak, güvenmek, buna bağlı olmak. Okay? Sonra buradan alalım. Konularımızı ilerletiyoruz. Bakalım. Neye geldik? Cümle tamamlamaya geldik. Aslında burada duralım. Burada duralım. Cümle tamamlamaları ayrıca analiz ederiz. 2023 YDT sınavında gramer konu dağılımı nasıl olmuş? Şöyle ki, tense'ler ve pasifler birlikte sorulmuş bir tane. Ayrıca tense'ler sorulmuş bir tane de var. İki tane tense. Okay? Bir tane modul var. Bir tane relative clause reduction var. Relative clause'un kendisi değil, kısaltması var. Yani aktif kısaltma, pasif kısaltma sorusu var. 4 tane preposition var. 5 tane bağlaç var. 1 tane adjective adverb ya da quantifier diyebilir. Çünkü aralarında ışıklarda onlar da var. Dolayısıyla burada kaç soru oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15 sorunun dağılımı bu şekilde. Gramer konularına bakarken, işte başka konular vardır. Çok fazla önem veriyorsunuzdur. Onları lütfen önemini azaltın. Burada yoğunlaşmanız gereken şeyler. Bir görüyorsunuz ki bağlaçlar çok önemli. Şimdi bağlaçlar aynı zamanda cümle tamamlamalarda da önemli olacak. Bağlaçlar çok önemli. Prepositionlar önemli. Sonrasında tabii temel tense'ler, modullar ve pasifler. Onlara bakmanız da yeterli olacak. Diğerleri birazcık da detaya kaçıyor zaten. Tamam. Şimdi başarılar diliyorum.